Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden bir tweet paylaştı değerli izleyenler. Şimdi Ankara'ya gidelim. Bir son dakika bilgisini aktarmıştık. Yüz yüze sınavlar ertelendi demiştik. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı. Ece Altuğ'dan çok daha fazlasını alalım şimdi Ece. Pelin senin de belirttiğin gibi geçtiğimiz dakikalarda geldi. O açıklama aslında daha önce yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitime ara verilmişti zaten biliyoruz ama bu uzaktan eğitimin süresini uzatmıştı ve ilk dönemde de en az bir sınav yapılacağı ifade edilmişti. Çünkü bir sınav yapabilen okullar vardı, yapamayan okullar vardı, yapamayanlardan tamamlanması istenmişti ve bunların da gruplara ayrılmış şekilde seyreltilmiş sınavlarda yine yapılacağı ifade edilmişti bu sınavların ama geçtiğimiz dakikalarda artık o sınavların yapılmayacağını da öğrendik. Yani şunu söyleyebiliriz ki yüz yüze sınav birinci dönem yapılmayacak. İlkokullarda zaten yapılmayacağı daha önce açıklanmıştı. Ortaokul ve liselerde o bir sınav yapılacaktı ve performansa dayalı olarak karne notları verilecekti. Bir de basılık karne verilmesi planlanıyordu. Ama planların değiştiğini söyleyebiliriz. Ortaokullarda da ilkokullarda olduğu gibi sınav yapılmayacak. Derslere katılım performans belirleyici olacak notlarda ama liselerde sınavların ikinci döneme ertelendiğini söyleyebiliriz. Okullar açıldığında yüz yüze eğitim ya da uzaktan eğitim başladığı zaman ikinci dönemde yapılamayan sınavların yapılması planlanıyor. Tabii şunu da söyleyebiliriz aslında daha önce yapılan açıklamada dediğimiz gibi 22 Ocak'a kadar uzaktan eğitim uzatılmıştı. 25 Ocak'ta ise sömestri tatili başlayacak ve ara tatilde aslında sömestri tatiline eklenmişti ikinci dönemdeki. Böylece yarı yıl tatilinde 3 haftalık bir süreye çıkarıldığını söyleyebiliriz. Yani öğrenciler planda bir değişiklik olmazsa 15 Şubat'ta yeniden eğitime başlayacaklar ama tabii bu yine kademeli şekilde yüz yüze mi olacak tamamen uzaktan mı olacak bunu da salgının seyri belirleyici olacak ki zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nda Sağlık Bakanlığı'yla ve Bilim Kurulu'yla sürekli istişare istişare yürüttüğünü biliyoruz ve dolayısıyla da buna göre de süreç belirlenecek salgının seyri etkili olacak ama bugünkü plana göre söyleyebileceğimiz şey şu ilk dönem zaten Yüz yüze eğitim tamamen uzaktan eğitim olarak devam ediyor. 22 Ocak kadar bu şekilde devam edecek ve öğrencilerde ilkokul ve ortaokullar sınav olmayacak. Sadece liselerin sınavları ise ikinci dönemde yapılacak diyelim ve söz yerinden size bırakalım.